Merhaba arkadaşlar. Bugün size iyi bir Excel kullanıcısı olmak için bilmeniz gereken 10 Excel özelliğinden bahsedeceğim. Bu Excel özelliklerini öğrenerek sizler de iyi birer Excel kullanıcısı olabilirsiniz. Sizlere ilk olarak göstermek istediğim özellik tablo olarak biçimlendirme özelliği. Verilerimizi biz tablo formatına çevirerek bazı avantajlardan yararlanabiliyoruz. Bakın Ctrl artı A tuşuna basarak verilerimin tamamını seçiyorum. Giriş sekmesinin altında tablo olarak biçimlendir seçeneğim var. Buna tıklayarak buradan herhangi bir seçeneği seçip tablo olarak biçimlendirebilirim. Bu birinci yolum. Ctrl artı L tuşlarına basarak tablo oluşturabilirim. Bu ikinci yolum. Ya da ekle sekmesine gelip buradan tabloya tıklayıp yine aynı şekilde bir tablo oluşturabilirim. Bakın tamam diyorum. Gördüğünüz gibi verilerimi tablo formatına çevirdim. Şimdi biz neden tablo formatını kullanıyoruz? Bakın tablo formatımız da başlıklar otomatik olarak farklı bir koyu renkle belirtildi ve aynı zamanda tablo başlıklarımıza filtre eklenmiş oldu. Hızlıca bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda şeritli satırlarla verilerimizi daha kolay analiz edebiliyoruz. Bakın bir veri dizininin tablo formatında olduğunu nasıl anlıyoruz? Sağ alt köşesinde küçük bir çentik bulunur. Aşağıya doğru çekerek ilgili tablo formatımı uzatabiliyorum. Bakın ben buraya gelip örneğin 850 ve 5 yazdığımda benim buradaki formüllerim de otomatik olarak yerine gelecektir. Şimdi peki ben verilerimi tablo formatından nasıl çıkartabiliyorum? Bakın tablonun üzerine tıkladığımda tablo tasarımı diye bir seçeneğim var. Buraya tıklıyorum ve aralığa dönüştür dedikten sonra bakın tabloyu normal aralığa dönüştürmek istiyor musunuz diye soruyor bana. Evet dediğimde gördüğünüz gibi sağ alt köşedeki çentik gitti ve artık format olarak yani görüntü olarak aynı ama tablo formatında değil verilerim. Bakın üzerine tıkladığımda tablo tasarımı sekmesi de artık gelmiyor. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim özellik koşullu biçimlendirme özelliği. Biz verilerimizi belli başlı bazı koşullara bağlı olarak biçimlendirme yapabiliyoruz. Örneğin üretim adetlerimizi 850'nin üzerindeki verileri yeşil olacak şekilde hücrelerin içerisindeki hücre rengi yeşil olacak şekilde değiştirebiliyoruz. Bakın koşullu biçimlendirme sekmesine tıklıyorum. Hücre vurgulama kurallarının içerisinde büyüktür, küçüktür, arasında eşittir, içerdiği metin, tarih ve yinelenen değerler diye bazı seçeneklerim var. Bunlardan örneğin büyüktürü seçiyorum. Bakın şundan büyük olan hücreleri biçimlendir diyor. Ben 850 demiştim az önce. 850 yazdığımda bakın otomatik olarak aslında buradaki hücrelerin içerisindeki rengi değiştirdi. Buradan istediğim bir rengi seçebilirim ya da özel biçim diyerek bakın hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açabilirim. Ben bu hücre içerisindeki veriyi 850'den fazla olanı sayı biçimine çevirebilirim. Gördüğünüz gibi yazı tipi kalın olacak şekilde gösterebilirim. Kenarlıkları istersem etrafına bir kenarlık çizebilirim. Bakın onu da yapalım. Etrafına birer kenarlık çizelim. Aynı şekilde dolgu kısmına gelip dolgu rengini yeşil olacak şekilde ayarlayabilirim. Bakın tamam dediğimde gördüğünüz gibi ilgili verilerime ilgili işlem uygulandı. Herhangi bir tanesini bakın 840 yapıyorum. Gördüğünüz gibi ilgili biçim değişti. 851 yaparak ilgili hücrenin bizim istediğimiz biçimde olmasını sağlayabiliriz. Şimdi buradan gelip aynı şekilde bakın kuralları temizle diyerek tüm sayfadan kuralları temizle deyip ilgili koşullu biçimlendirmemizi buradan kaldırabiliriz. Bakın tekrar geliyorum. İlk son kuralları, veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümeleri ekleyebiliyoruz. Tüm bunların detaylarını önceki videolarda anlattım ve size yukarıda kartlar kısmına da ilgili videolara erişmeniz için bir kart ekliyor olacağım arkadaşlar. Sizlere üçüncü olarak göstermek istediğim özellik yinelenen verileri kaldırma özelliği. Bakın bunun içerisinde burada 1023 satırlık verimiz var ve bu 1023 satırlık verinin içerisinde birden fazla kere geçen birçok verimiz var. Bunları teke düşürmek için yinelenenleri kaldır diye bir özelliğimiz var. Nasıl yapıyoruz? Bakın ilgili verilerimi örneğin müşteri verilerimin tamamını Ctrl Shift ve alt yönük tuşuyla seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve burada herhangi bir hücreye getirip yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilgili verilerim seçili bir şekilde. Şimdi buraya geliyorum veri sekmesine. Veri araçlarının içerisinde yinelenenleri kaldır diye bir seçeneğim var. Tamam diyorum.
Bakın sütunka. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi 1019 yenilenen değer bulundu ve kaldırıldı. 3 benzersiz değer kaldı diye bir sonuç aldım. Gördüğünüz gibi yenilenen bütün verileri attı ve bana benzersiz değerleri verdi. Ben böyle bu şekilde ayırmak zorunda mıyım verileri? Hayır. Bakın CTRL A'ya basıp bütün verilerimi seçiyorum. Yine veri sekmesinin altındaki yenilenenleri kaldıra geliyorum. Bakın benim buradaki bütün başlıklarım burada yer alıyor. Tüm seçimi kaldır diyorum ve ben burada bu sefer illere göre bir yenilenenleri kaldırma işlemi yapayım. İli seçiyorum ve tamam dediğimde bakın 1016 yenilenen değer bulundu ve kaldırıldı. 6 benzersiz değer kaldı olacak şekilde bana bütün verilerimi yenilenen verilerimi kaldırdı ve bana buraya getirmiş oldu. Sizlere dördüncü olarak göstermek istediğim özellik veri doğrulama özelliği. Herhangi bir hücreyi seçiyorum. Veri sekmesinin altındaki veri araçlarının içerisindeki veri doğrulamaya tıklıyorum ve veri doğrulama iletişim kutusunu açıyorum. Bakın burada ayarların altında izin verilen diye bir alanımız var. Herhangi bir değer, tüm sayı, ondalık, liste, tarih, saat, metin uzunluğu ve özelliği seçeneklerimiz var. Biz veri doğrulamada en çok liste özelliğini kullanıyoruz. Ve listeyi seçiyorum. Kaynak kısmına geliyorum. Manuel olarak da yazabilirim. Hücreleri seçerek de yapabilirim. Bakın İstanbul yazıyorum. Noktalı virgül, boşluk, Ankara yazıyorum. Şimdilik iki tane yazacağım. Tamam dediğimde bakın yanında bir filtre işareti çıktı ve İstanbul ve Ankara olacak şekilde gördüğünüz gibi ilgili seçimi yapıp hücrenin içerisine yazdırılmasını sağlıyorum. Yandaki filtre yalnızca hücrenin üzerine geldiğimizde çalışıyor. Dedim ya manuel olarak yapabildiğimiz gibi aynı şekilde hücreleri seçerek de yapabiliyoruz. Yine veri sekmesinin altındaki veri doğrulamaya tıklıyorum ve veri doğrulama iletişim kutusunu açıyorum. Listeyi seçiyorum. Bakın kaynak kısmına gelip örneğin buradaki illerimi seçiyorum ve tamama bastıktan sonra her bir ilimi burada gördüğünüz gibi birden fazla kere olan illerim de var. O sizi yanıltmasın getirdi. Bunun olmaması için buradaki verilerimi kopyalarım. Herhangi bir boşluğa yapıştırırım ve yenilenenleri kaldır dedikten sonra tamama basar ve benzersiz verilerimi buraya aktarırım. Sonrasında boş bir hücreye gelip yine liste seçeneğini seçer ve kaynak kısmına buradaki yenilenmeyen verilerimi seçer ve tamama basar. Gördüğünüz gibi sadece bu içerisinde geçen verileri buraya almış olurum. Sizlere beşinci olarak göstermek istediğim özellik verileri gruplandırma. Bakın buradan istediğimiz herhangi bir veriyi gruplandırmak için ilgili sütunları seçiyorum. Ve sonrasında yine veri sekmesine gelip burada gruplandır seçeneğini tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ilgili verilerimi buradan gruplandırmış oldum. 1'e bastığımda kapanır, 2'ye bastığımda açılacak şekilde ilgili gruplamayı gerçekleştirmiş oldum. Şimdi yalnızca sütunlarda mı yapabiliyoruz biz bu işlemi? Hayır. Bakın buradan gelip yine gruplamak istediğim satırları seçiyorum. Buradan geliyorum yine gruplandıra tıklıyorum. Bu sefer satırlardaki verilerimi kolayca ve hızlıca gruplandırabiliyorum. Şimdi peki bu grupları nasıl çözebilirim? Aynı şekilde ben buradan verilerimi seçiyorum ve grubu çöz diyerek satırlar ve sütunları sırasıyla bütün grupları çözebiliyorum. Önce satırları çözdüm. Sonrasında tekrar grubu çöz deyip bu sefer sütunları seçip bu sefer de sütunların grubunu kolayca çözebiliyorum. Sizlere altıncı olarak göstermek istediğim özellik bölmeleri dondurma özelliği. Şimdi burada örneğin bu başlığı dondurmak istiyorsam ve bu soldaki ürün kodu kısmını ve ürün adı kısmını dondurmak istiyorsam ne yapacağım? Bakın bu sefer görünüm sekmesine geliyorum. Burada bölmeleri dondur diye bir seçeneğimiz var. Bakın buna tıkladığımızda bölmeleri dondur, üst satırı dondur, ilk sütunu dondur diye seçeneklerim var. Ben buradan üst satırı dondur dediğimde bakın yalnızca üst satır donacak şekilde ilgili işlemimizi gerçekleştirdi. Şimdi buraya tekrar geliyorum. Bölmeleri çöz diyorum ve ilgili dondurma işlemini ortadan kaldırıyorum. Şimdi ben eğer bu soldaki sütunun ve aynı zamanda üstteki satırın başlığımın dondurulmasını istiyorsam ne yapmalıyım? İkisinin kesişim noktasındaki hücreyi seçiyorum. Bakın burası. Şimdi gelip bölmeleri dondur dediğimde, bakın hem soldaki satırlar donmuş oldu, hem de üstteki sütunlar donmuş oldu. Yani başlığım donmuş oldu. Yukarıdan aşağıya doğru gidebilir ve soldan sağa doğru ilgili verilerimi gördüğünüz gibi çekebilirim. Yine gelip buradan bölmeleri çöz diyerek bakın ilgili işlemi kolayca geri alabilirim. Sizlere yedinci olarak göstermek istediğim özellik çalışma sayfasını parola ile koruma özelliği.
Bakın herhangi bir hücredeyken gözden geçir sekmesine geliyorum ve koru seçeneğinin altında sayfayı koru diye bir seçeneğim var. Ona tıkladıktan sonra sayfayı koru iletişim kutusu gelmiş oldu. Bakın buraya biz parola gireceğimiz için daha sonra kaldırmak için bu parolayı bir yere not etmemiz gerekiyor. Sayfa korumasını kaldırma parolasını soruyor bize. Buraya bir değer giriyorum. Bakın aynı zamanda da çalışma sayfası kullanıcıların tümüne bu izinleri ver şeklinde kilitli hücreleri seç, kilidi açılmış hücreleri seç, hücreleri biçimlendir, sütunları biçimlendir. Yani koruma olsa dahi buradan işaretlediğimiz işlemleri yapabilecek şekilde koruma altına alabiliriz. Örneğin sütunlar ekleme kısmını aktif edebiliriz. Parolayı girdikten sonra tamam tuşuna basıyorum. Tekrar parolayı istiyor bizden. İkinci kez parolayı girerek ilgili çalışma sayfasını koruma altına almış oluyorum. Peki bu parolayı kaldırmak için bakın ben buraya bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Bana Excel uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi sayfam korumalı diyor. Şimdi ben bu korumayı kaldırmak için ne yapmam gerekiyor? Yine gözden geçir sekmesine geliyorum. Sayfa koruması kaldır deyip ilgili parolamı girip Enter tuşuna bastığımda sayfanın koruması kalkıyor. İstediğim şekilde işlem yapabiliyorum artık sayfama. Sizlere 8. olarak göstermek istediğim özellik özel sıralama özelliği. Yani birden fazla koşula göre sıralama yapmamıza izin veren özellik. Giriş sekmesinin altında bakın sırala ve filtre uygula diye bir seçeneğimiz var. Buna tıklıyoruz ve içerisinde bakın özel sıralama diye bir alanımız var. Buna tıklıyoruz ve özel sıralama alanımız açılıyor. Bakın ilk olarak zaten random bir şekilde bize bir sıralama özelliği geldi. Buradan seçiyorum. Örneğin ben buradan müşteriye göre hücre değerlerim A'dan Z'ye olacak şekilde sıralama yapayım. İkinci düzeyimde bakın düzey ekle diyorum. Birden fazla koşul girebildiğimiz için birden fazla düzey de ekleyebiliyoruz. Buradan da örneğin il seçeneğimize göre bir sıralama yapalım diyelim. Bunu da Z'den A'ya olacak şekilde seçelim. Bakın tamam dediğimde müşterilerimi A'dan Z'ye doğru sıralayacak. Yani birinci koşulumu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirecek. Fakat ikinci koşulumu birinci koşuluma bağlı olarak birinci koşulumdaki yinelenen değerlerin içerisindeki verileri Z'den A'ya doğru sıralayacak. Ne demek istiyorum? Bakın tamama bastığımda gördüğünüz gibi A'dan Z'ye olacak şekilde ilgili verilerimi sıraladı ve bakın hala Hercai Mobilya devam ediyor. Fakat bizim il verilerimizi de Z'den A'ya olacak şekilde gördüğünüz gibi ona bağlı olarak sıralamış oldu. Aynı şekilde ben burada yine üretim adetleri ve hurda adetlerine göre yani içerisinde sayı olan verilere göre de aynı şekilde sıralamayı gerçekleştirebiliyorum. Sizlere dokuzuncu olarak göstermek istediğim özellik biçim boyacısı özelliği. Bakın Excel'in giriş sekmesinin altında biçim boyacısı diye bir seçeneğimiz var. Biz örneğin bu başlık biçimini aşağıdaki herhangi bir satıra da uygulamak istiyoruz. O halde ne yapmamız gerekiyor? Bakın başlığı seçiyorum. Buradan biçim boyacısını bir kere tıklıyorum ve aynı biçime getirmek istediğim hücreye gelip oradaki hücrelerimi seçiyorum ve bıraktığımda gördüğünüz gibi ilgili hücrelerim aynı şekilde biçimlenmiş oldu. Örneğin buradaki hücremizin rengini sarı yapalım. Şimdi buradan başka bir hücrelerin rengini de sarı yapmak istiyorsam buradan ilgili hücremi seçiyorum. Biçim boyasına tıklıyorum bir kere ve buradan istediğim hücreyi sarı yapabiliyorum. Geliyorum yine aynı hücreye. Bakın biçim boyasına iki kere tıklıyorum. Yani çift tıklıyorum. İstediğim kadar hücreye ilgili biçimi uygulayabiliyorum arkadaşlar. Ta ki ESC'ye basana kadar. ESC'ye bastığımda ilgili biçim boyacısı işlemini kaldırmış oluyorum. Sizlere 10. ve son olarak göstermek istediğim özellik webden veri alma özelliği. Bir web sitesinden gidip istediğimiz verileri almamıza yarayan özellik. Bakın ben buradan veri sekmesine geliyorum ve veri al ve dönüştürün içerisinde webden diye bir seçeneğim var. Buna tıklıyorum. Ve açılan iletişim kutusundaki URL'ye istediğim bir sitenin ismini yazıyorum. Bakın ben buraya döviz.com sitesinin ismini yazdım. Tamama bastığımda gördüğünüz gibi bana bir iletişim kutusu açtı ve döviz.com sitesinden almak istediğim tabloları farklı farklı bakın altın verilerine ait verileri almak istiyorum örneğin. Yükle dediğimde bakın onu seçip yükle dediğimde ilgili verileri bana ayrı bir sayfaya buraya getirdi. Gördüğünüz gibi ons altının fiyatı, gram altının fiyatı, çeyrek altının fiyatı, yarım ve tam altınların fiyatını bu şekilde kolayca görebiliyorum. Ve dinamik olarak bakın sorgu diye bir ekran çıkıyor. İlgili tablonun üzerine tıkladığımda buradan
Gördüğünüz gibi özelliklere tıklayıp bakın sorgu özelliklerinin içerisinde kaç dakikada bir yenilenmesini istediğinizi kolaylıkla seçebiliyorsunuz. Tamam derseniz 48 dakikada bir ilgili veriler yenilenip güncellenecektir. Bunu da kendi verilerinizde kolayca kullanabilirsiniz arkadaşlar.